Herkese selamlar. Göçmenlik hukukunda son 2 haftalık güncellemelerle beraber karşınızdayız. Son 2 hafta içinde göçmenlik bürosunun ve konsoloslukların bağlı bulunduğu Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu bazı açıklamalar var. Mülakatlarla ilgili, gelişmelerle ilgili. Bunları kısa kısa sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi iltica başvurusu yapan kişilerin bu başvuru yaptıktan sonra çalışma izni başvurusu yapma hakları oluyor. Ve bu çalışma izni başvurusu göçmenlik bürosu tarafından 30 gün içinde karara bağlanması gerekiyordu. Bu Trump öncesi uygulamaydı. Trump yönetimi bu 30 günlük karar verme süresini tamamen ortadan kaldırdı. Ve iltica başvurusu yapan kişilerin ilk çalışma izni başvurularında 30 gün kuralıyla göçmenlik bürosunun bağlı olmadığını açıklamıştı. Biden hükümeti göreve gelir gelmez Trump'ın ortadan kaldırdığı bu 30 günde karar verme mecburiyetini aslında geri getirmesi bekleniyordu. Ancak Biden yönetimi tabii içeride çok fazla başvuru olduğu için ve bunları bir anda değerlendirme, karar verme imkanı olmadığı için Trump hükümetinin kararını aynen uygulamaya devam edeceğini açıkladı. Ve dolayısıyla iltica başvurusu yapan kişilerin ilk çalışma izni başvurularının 30 gün içinde değerlendirileceği hükmünü ortadan tamamen kaldıran bir açıklama yaptı. Dolayısıyla Trump hükümetinin yapmış olduğu açıklamayı onaylamış oldu. Tabii ki ASAP ve KASA üyelerinin bu derneklere üye oldukları için çalışma izinlerinin 30 gün içinde kabul edilmesi meselesi hala devam ediyor. Onlar bu kuralın istisnası. Ama genel itibariyle iltica başvurusu yapan kişilerin çalışma izinlerinin 30 gün içinde bundan sonra değerlendirilmeyeceğini söyleyebiliriz. ASAP ve KASA üyeleri hariç. Göçmenlik bürosu ile ilgili bir diğer güncelleme biyometrik notisleriyle ilgili. Bilindiği gibi bazı başvurularda göçmenlik bürosu parmak izi alınması, fotoğraf çekilmesi için bir notis dediğimiz bir mektup gönderiyor. Bu mektupla beraber başvuru merkezine gidiyorsunuz. Parmak izinizi alıyorlar ve fotoğrafınızı çekiyorlar. Önceden randevuya katılamayacağınızı biliyorsanız randevunun ertelemesi talebinde bulunabiliyorsunuz. Bu şimdiye kadar hep postayla yapılıyordu. Gelen notisi ben katılamıyorum lütfen yeni bir tarihe verin deyip göndererek yapılıyordu. Göçmenlik bürosu yeni bir açıklama yaparak bundan sonra yeni mülakat isteklerinin yani ben kendi mülakatıma katılamıyorum, parmak izi mülakatıma katılamıyorum, lütfen bana yenisini gönderin taleplerinin bundan sonra postayla değil telefonla yapılacağını söyledi. Bunu da sanki çok güzel bir gelişmeymiş gibi yani artık bize telefonla ulaşabilirsiniz, bir telefon kadar yakınız gibi bir açıklamayla yaptılar. Halbuki bununla ilgili tecrübemiz şu anda bu işlemin oldukça zor olduğu, telefonla bir parmak izi mülakatı, biometrik mülakatı ertelemenin gerçekten çok zor olduğu yönünde. Dolayısıyla parmak izi mülakatınız varsa, ertelemek istiyorsanız bunu telefonla yapabilirsiniz ama göründüğü kadar kolay değil. Mümkün olduğu kadar parmak izi mülakatlarına katılmanızı ve erteleme yapmaya çalışmamanızı tavsiye ediyoruz. Göçmenlik bürosu ile ilgili son zamanlarda gördüğümüz başka bir trend, iki dosya grubunda mülakat sayısının ciddi şekilde azalması. Yani dosyaların mülakatsız kabul edilmesi şeklinde olduğu. Bu dosya gruplarından birincisi I-485 dediğimiz iş yeri üzerinden yapılan green card başvurularındaki son safha yani green card alma safhası. Bilindiği gibi Trump bunlarla ilgili mülakat sürecini getirmişti. Fakat Biden yönetiminin gelmesiyle iş yeri üzerinden olan green card sponsorluklarında mülakatların iyice azaldığını, dosyaların daha çok mülakatsız bir şekilde kabul edildiğini görüyoruz. Yine 730 başvuruları yani iltica başvurusu yapan kişilerin aileleri Amerika içindeyse ve bu aile üyelerine aile birleşimi dosyası yaptılarsa bunlarla ilgili mülakat yapılacağını açıklamıştı Trump hükümeti. Biden hükümetinin bu mülakatları ciddi manada azalttığını hatta bazılarını hiç mülakat uygulamadığını görüyoruz. 485 ve 730 grubu Biden hükümeti tarafından bundan böyle mülakat yapılmayacaktır şeklinde açıklanan dosya grupları değil ama uygulamada mülakatların azaltılarak dosyaların mülakatsız şekilde daha çok kabul edilmeye başlandığını görüyoruz. Bu gelişmeyi de paylaşmak istedim. Göçmenlik bürosundan acaba Covid sürecinden sonra normale gerçekten dönüyor muyuz diye düşündüren başka bir açıklama maskelerle ilgili olarak geldi. Göçmenlik bürosu yapmış olduğu açıklamada tam olarak aşılanmış kişilerin artık yüz maskesi kullanmalarının gerekli olmadığını açıkladı. Peki tam olarak aşılanmak neyi kapsıyor? Mesela iki doz aşılarda iki doz aşıyı alıp ikinci dozun üzerinden 15 gün geçtikten sonra artık tam aşılanmış olarak kabul ediliyorsunuz. Göçmenlik bürosunun açıklamasına göre
Dolayısıyla göçmenlik bürosuna aynı COVID öncesinde olduğu gibi tam olarak aşılarını olmuş ve üzerinden 15 gün geçmiş kişiler maskesiz olarak girebilecekler. Bu da normale dönüş sinyali olarak oldukça olumlu bir haber olarak değerlendirilebilir. Bunu söylemekle beraber göçmenlik bürosunun değişik ofislerinde o ofisin, o lokal ofisin kendine ait kurallarının olabileceğini ve bunlara uyulması gerektiğini de hatırlatmadan geçmeyelim. Göçmenlik bürosu yaptığı diğer açıklamada iş yerine yeni işçi alındığı durumlarda doldurulan I-9 yani I-9 formunun doldurulmasıyla ilgili getirilen kolaylıkların 31 Ağustos 2021 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Bilindiği gibi I-9 formunun çalışan tarafından, işveren tarafından imzalanması, işe başladıktan itibaren 3 gün içinde imzalanması ve dosyalanması gerekiyor. Bununla ilgili göçmenlik bürosu bazı kolaylıklar getirdi. Formların orijinal imza olmasının gerekmediği gibi. Bu kolaylıklar 31 Ağustos 2021 tarihine kadar uzatıldı. Bu da göçmenlik bürosundan olumlu bir açıklamaydı. Videonun birinci bölümünde göçmenlik bürosu ile ilgili gelişmeleri, videonun ikinci bölümünde de Dışişleri Bakanlığı, konsolosluklar ve NVC ile ilgili olan bölümü anlatmak istiyorum. Hepinize mutlu bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.